Evet arkadaşlar, cümleden selamun aleyküm. Çay Derimi'nin stadyumunun oralarda geziyoruz. Bugün de böyle pastaneye uğradık. Pasta aldık. Misafirliğe gidiyoruz bu akşam. Bu akşam bakalım nereye gideceğiz. Gidince göreceğiz bakalım hep birlikte. Allah nasip ederse çıktık yola anneminle babamınla şöyle. Yolculuk yapıyoruz işte. Burada yavaş yavaş gidiyorum. O yüzden şimdi telefon elimde. Çok yavaş gidiyorum. Etrafıma baka baka. He, gazaptan şuradan alırız. Aynen doğru. Temiz neydi yanarmış herhalde? Ayak satıyorlar orada ya. Kesiyormuş ayak. Bir tanesi kafa almış. Kelle. He, o da güzel oluyor aslında. Kelle paça. Onun çorbası da iyi oluyor. Dünyalarmış orada. He he. Neyse bakalım, ben şu telefonumu şuraya sabitleyeyim, şurada kenarda duranda. Ondan sonra yolda gene videomuzu çekmeye devam ederiz. Şurası da sağlık ocağı, onu söylemeden geçemeyeceğim. Burası yeni sağlık ocağımız. Şuraya da askeriye yapılacak. Askeriye yapılacak, şuraya da yan tarafa. Bugün de Erenlerin Gazcılar Mahallesi'ne yukarı giriyoruz. Böyle bir görüntüleme yapalım dedik. Hadi bakalım baba, görüntüleme yap. Bugünkü çekimi babam yapacakmış. Ben yaparım dedi. Cengizgil'in köyüne dedi. Çıkarken dedi. Kamerayı ben tutam dedi. Arabaya sabitleyecektim. Kamerayı arabaya sabitleme dedi. Ben çekerim dedi babam. Gazcılara doğru çıkıyoruz işte. Şu ev baksana, bayağı eski ev. İnek baba için yaşamam ki. Var var. Var da hani patlat var. Yaşayalım işte. Burada yaşamlar da yorulurlar. Ne bileyim. Tanımıyorum ben çok bunları fazla da. Yani pek tanımıyorum. Aynen öyle. Cengiz eniştemin mahallesi, köyü burasıymış işte. Cengiz enişte köyünden selamlar var buralardan sana. Biz selam söylüyoruz yani, kimse görmedik şimdi de. Ama buranın camisinde hoca var mı baba? Hı? Buranın camisinde hoca var mı? Var. He, bak camileri de bayağı büyük gene değil mi? Ama çok ev yok sanki burada ya. Kalabalık bir mahalle değil. Kimse mi kaldı? Hayranı var tabii. Ama yolları da buranın da çok kötü ya. Aynı bizim mahallenin yolları gibi. Girintili çıkıntılı. Biz zaten buradan niye geldik? Merdivenlerden doğru çıksaydık keşke. Geri bunu oradan geri veririz. Neyse, Cengiz eniştem hasretlik gidersin diye. En yoğun takipçilerimden birisi Cengiz eniştem olduğu için ona özel gazcılardan doğru çıktım inan ki. Bu yolu göze alarak da enişte, bak senin için buralardan çıkıyorum. Araba bile çıkmıyor inan ki. Ne rampaymış burla. İşte buradan giden gelen olmaz baba. Öteki yolu kullanır. Eyvah. İnanır mısın bu yol ya. Çok kötü. Yok araba çıkıyor da. Evet. Şunları da altı değecek diye korkuyorum. Eyvah ne edeceğiz? Yetecek bir şey yok anne. Edecek bir şey yok. Şuraya doğru çekelim baba. Şurası eski okul değil mi? He? Eski okul. En iyisi şurada duralım da şuraları çekeyim ben. Ne çekiyor? Tamam. Çekeceğim işte. Allah Allah, niçin diyorum? Çekiyorsun işte. Kim bilir buralarda kimle okudu, kimle geziye şey yaptı. Biz bunları geziye. Geziye mi? Tabii. Bakalım şunlarda duran da çeken ben. Bunları geziye geliyorum. Hadi bakalım. Anne gel, senden ikimiz gidelim istersen. Baba geliyor mu? Yok gelmiyorum ben. He? Gelmiyorum. Niçin gelmiyor? Gelmediymiş. Allah'ım ya Rabbim, gelme bakalım. Sen o arabanın çekme içinde. Şurası. Hani gel tanıt bize, biz bilmiyoruz. Allah'ım ya Rabbim. Babam gelmiyorum diye. Siz gidin dedi. Anam. Hani şuraya bak, ne güzel ceviz dikmişler. İnan ki bak sırayla. Değil mi? Araba geliyor. Ana gel şunları doğru çekelim. Yok yok gelir. Burla böyle önceden eskiden okulmuş işte. Ama buralara inan girecek gibi değil. Çok kötü. Şuradan kanallığa geçmiş herhalde. Anne, siz buraya geziye mi geliyordunuz? Gel bakalım gel. Örmeci'den buraya geziye mi geliyordunuz? Canım, öğretmenler götürüyordu bizi. Geziye buraya gelip de ne yapıyordunuz geziye? Ama mahvolmuş bunlar ya. Ne yapıyordunuz zaten geziye buraya gelip de? Geziye, her okulda gidiyorduk geziye. Siz gitmiyor muydunuz? Gidiyorduk da bizim Çanakkale'ye falan gidiyorlar. Şimdi öyle Çanakkale, orası burası. Biz öyle şehir yerleri götürmüyordular. Ha, buraya geliyordunuz, okulu geziyordunuz yani. Biz böyle okullara gidiyorduk. Okullarda gezilere gidiyorduk. Çorak'a gidiyorduk. Ondan sonra Gazcılar'a gidiyorduk. Merdivenlere gidiyorduk. Bir şeyler öyle dolaşıyorduk işte. Gazcılar'a, Merdivenler'e ne?
büktü burası. Burası büktü. Çaya, çaya, çaya gidiyordu. Neresiydi onların? Aşağı ırmak besine gittiydi. Oraya götürdülerdi. Örmeci aşağı değil mi? Çaya. Yok, Gaypaklara. Düğün oluyor ya, düğün şeyde. Gaypaklara. Bunları gazlıların bir düğün salonları var. Ha şey şurada yani, adada. Adaya. He, Gorasanlı'ya aşağı gidiyordunuz. He. Bununla lojmanlardı işte. Şunlar lojman mı? Ne olmuş bu yerle? Öteye gidelim mi? Şuraya lojmana bakalım. Eyvah, bütün odunluğa varmış. Buraları neye temizliyor Allah kendine? Burası köye ait herhalde. Bakalım şuralara. Bismillahirrahmanirrahim. Korkuyorum denen ki. Bunlarda ne var ki? Eyvah. Bismillahirrahmanirrahim. Ana, burası lojmanmış bak önceden. İnanır mısın? Gene kimse dursa durağı burada. Güzel gelen tadilat yapınca. Şuna bak, soba borusunun deliği var. Ana, ördek yapmışlar oraya. Duvara çizim yapmışlar. Gene kocaman ev. Hiç çatlak dahi yok tavanlarında. Ama şu dışarısı berbat tabii de. Bak tuğladan yapılmış. O yüzden çatlak yok. Sıvaları göçmüş. Ama güzel gelen bir tadilat yapınca bu evde gene galunu. Şuna tahta mı? Tahtaları bile çürümemiş inan ki. Kafama bir şey düşer şunlardan. Giden ben korkuyorum inan ki. Bakalım annemden şöyle biz gezelim. Şuna baksanıza, eskiden okulmuş buralar. Böyle şimdi sarmaşıklığa basmış. İşte ben geçenki videomda bunu anlatmak istiyordum. Şimdi bakılmayan yerler böyle. Bizim evlerimiz, köylerimiz de böyle olacak derken işte. Burası da mı lojman? He, orası da lojmanmış. Okul ta ötede ya da. Üst yandan bakalım madem. Burada öğretmenler yatılı mı kalıyordu baba? Abdülkadir Hoca falan burada duruyordu. Ben tanımıyorum onları. Niçin tanımıyorum? Abdülkadir Hoca'yı okul müdürüydü Çaydemir'de. Abdülkadir yok muydu? Sanki bir de satırlar gibiyim ama tam gene hatırlayamadım. Ne oldu anne? Lojman bunlar, okul ayağında bak. He, öğretmenler kalıyordu değil mi burada? Burada öğretmenler kalıyordu. Okul ta ötte. Okul ileride. Oraya gidebilir miyim kendine? Yok be, ayağını kaç et. Anne merak ettim. Gel gel, gelmişken gidelim bari. Boş ver, boş ver, gel. Çamur yok. Olsun, çamur yok buralarda. Babam gelme ya. Sabahtan beri çay dermenlere kim bilir kaç tane tur attı. Şuraya okul gezmesine gelmeye bizden. Namaza gidiyorum. Benim bir işçi yok etti. Adam oradan geldi. Doğru, namaza gitti. İkinden sonra Aşemen geldi ve kana çıktı da anca. O da çağıra çağıra. Yoksa gene gelmeyeceydi değil mi? Yok, gelmez. Allah'ım ya Rabbim. Gelmez. Ama dişlerin gelmiş anne. Hadi gözünü aydın bakalım. Geldi ama ağzım ağrılar gene başladı. He, o yeri acıtıyor ya seni. Acıtıyor ama. Aynen. İşte. He? Buranın ameliyat olacağını, dikiş atacaklar orana dedi. Ama doktorumuz çok ilgileniyor, senden ilgilendi. Sağ olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun, doktorumuz iyi. Yani orada olsaydı ona yaptırdım dişlerimi. Değil mi? Ona da buradan selam söyle istersen anne. Selam söyle ya. Allah razı olsun. Annem. Evet, size annem öve öve Gökçe Bey'e yeni bir dişçi gelmiş dedi. Öve öve sizi var ya herkese, sizin hastalarınızı çoğaltacak. Çok iyi birisi diyor. Sağ olun, Allah razı olsun. Gerçekten de çok ilgilendiniz. Böyle bizi YouTube'dan da takip ediyormuş. Lojmana baksanıza. Allah Allah. Perle. Allah seni. Ne perisi. Annem korkutuyor beni. Eyvah, o şeylerden ben de korkuyorum anne. Bismillahirrahmanirrahim diye diye gidelim işte. Allah'ın kelamı ağzımızda olsun yeter. Ama baksana anne, buralar da taşlar dahi duruyor. Bizim yollar göçüyor. Bunlar niye göçmemiş? Kaç senenin taşları yolu? İnan ki sağlammış demek ki. Önceden yapılan şeylerin. Çamlar varmış. Belki de bunlar da mantarlar vardı önceden. Niye kestiler ki bunları anne? Bilmiyorum, bir şey yapacaklar mı belki. Demek ki bir şey yapacaklar. Burası Büke mi ait? Merdenler mi? Gerçi Bük Merden aynı. Bunların aynı. Doğru. Aynı. Şuraya bakalım anne. Şu aşağısı neydi anne? Şu aşağısı neydi? Neresi? Şu aşağısı. Kan. Tuvalet herhalde orası da. Şuraya bakacağım ben, dur geliyorum anne. Sen gelme istersen, ayağına bir şey dolaşır düşersin. Burası okulun arkası herhalde anne. Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe ya Rabbi. Ana ne güzel okulmuş. İnanır mısın?
kim bilir buralarda okuyanlar şimdi kaç yaşında? Kim bilir kimler hayatta, kimler vefat etti? Buralarda okuyanların, değil mi? O insanlar da çocukluk yaşamışlardır. Böyle bizim gibi gençlik yılları da olmuştur. İşte anılar, değil mi? Allah'ım ya. Bir varız, bir yokuz. Üç günlük dünya için bu çabalarımız işte. Sıralığa varmıştı şuralarda. Mavi mavi. Gerçi önceden siyah önlük mü varmış? Bizim zamanımızda mavi önlük vardı herhalde. Bakalım. Tana annem gel ne anlatacak bize. Allah'ım ya Rabbim. Sarmaşıklığa basmış her yerleri. Tüh. Şuradan ben bir adam şu gozalaklardan önceden şey biz böyle topla. Hatta benim halen daha evlerde var. Şunlardan böyle süsü yapıyorduk. Asıyorduk. Benim Toki'de halen daha var bunlardan. Ama şimdi bunları toplamanın cezası varmış. Yasak bunları toplamak. Kozalakları. Niye ki acaba? Niye yasak ki? Bilmiyorum ben. Ne güzeller. Allah ayağıma bir şey batmadan gidebileceğiz mi? Şuna bak, şu lojmanların içinde dikenler büyümüş. Allah Allah. Hiçbir şey, insanoğlunun merakı kalmıyor işte böyle bunları görünce. Gene başladım ben heyecan yapmaya. Sanki ilk videolarımı çekiyormuş gibi heyecanlandım. Buraları böyle görüp de heyecanlanmamak mümkün mü? Eskiden lojmanmış burası. Şuraya ön tarafa, gerçi önceden öyle yokmuştur belki. Şuraya mesela burada öğretmenlik yapan kişi şuraya masasını, sandalyesini koymuştur belki. Okul bittikten sonra ailesiyle beraber çayını, çorbasını içmiştir burada. Önceden böyle, gerçi vakit var mıydı onu da bilmiyorum da hep büyüklerimiz anlatıyorlar. Önceden böyle oturacak yer zamanı olmuyordu. Balkonları bile sadece çamaşır atacak kadar büyüklükte yapmışlar. Biz şimdi mesela teras yapalım diye uğraşıyoruz. Kamele yapalım diye uğraşıyoruz. Oturup çay içip, kahve içip yemek yiyelim diye. Önceden bu fırsatları bulamıyormuşlar herhalde. Hep öyle anlatıyorlar. Yani ben onların yalancısıyım. Bilmiyorum. Artık doğru mu, gerçek mi? Biz şimdi şöyle büke doğru çıkalım bakalım. Hazırlanmışlar bizimkiler. Şurası da çok güzel cevizlik bahçesi olmuş. Benimkiler de bunlara yetişir maşallah. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi bismillah bakalım. Hadi çıkalım baba. Gelmedin bizden oralara doğru. Aman abiye gider. Olur gider mi? Ne yapsın adam anne? Vakit geçirecek yer yok. Siz gidin de. Allah. Akşam etti günen ki gökyüzü kırmızılaştı. Kusura bakacaktık biz de böyle. Nereden gelseydik şu aşağıdan geleceydik işte. Oyun yolu iyi. Nereden dedin yolu iyi? Çin'de kadar 10 kere çıktıydık ama olsun okulu gezmiş olduk burası işte. Ya, burası ne zarar ya? Bizim yoldan iyi. Eyvah bir tane küçücük bir kaplumbağa gelen bir araba geliyor. Aman yolları düzgün ya nasıl çıkıyor bak. Tabii öyle bir... Bu. Yani öyle bir araba lazım anne size. Musluköy'üne çıkar gelirsiniz çay demeden. Çıkmaz olur mu? Çıkmaz baba. Çıkıyor. Bizim yollar iyi değil. Yok, iş yok. Eyvah. Neyse geçmeyelim. Şu dursun, şurada viraj var. Önümü göremiyorum ben. Böyle tehlikeli yerlerden geçemem şimdi. Aslında benim şurada durasım vardı. Yukarıda durasın. Yukarıda duracak yer nerede baba? Tepede dur. Şurası tam... Şurada yok neyse şu tepede durun dedi babam. O tepeye doğru çıkalım. Bakıyorum ben. Arabalar şey değil 100 milyar da Emrah. Ne? Şunlar. Ne ya küçük araba. 170-180 lira. Baba buradan aşağısı görünmeyin ki. Yanlış şu, yerde şurada, durdun şurada, sen beni. Şurada tepede dur. Yok. Ha dur şurada. Şurada dur. Alem, şurada dur. Boş ver. Boş ver be. Durmayalım hadi gidelim yolumuza biz. Öteye doğru gitmek lazım şimdi. Öteye doğru gidemeyeceğim. Şu motoru da sollayan ben. Ha, şezlere doğru bak.
E çeksene baba, sen kendin bakıyorsun. Telefonla yolu çekiyorsun sadece. He. Şeflere doğru diyorsun. Yok be. Manzara iyi değil burada. İnanır mısın şu araba biz gibi hızlı gidiyor. Bayağı da çıkıyor yukarı. Dört tekerlek mi bu baba? Evet. Bunları da var mı ehliyeti? Olabilir. Yok. Belki de. Şefler, civaklar. Burası civaklar değil mi baba? Civaklar işte şurası. Civaklara doğru da gidelim bari. Şey geçsin. Onur. Onur'un arabası işte. Herhalde. Cam burası. Çek baba bak, ama onlara doğru. Hiç çekmiyorsun. Yolu çekiyorsun sadece. Hiç çekimcilik yapamıyorsun sanki. Yapamıyorum. Burası cami değil mi? Evet. Burası cami. Okulu da orada çek bakalım baba. Okul da o tarafta. Yaşanan kızın ödüğünü de orada. Ha. Atamanlar. Bayraklıoğlu, Civakoğlu. Mük'e doğru geldik bugün. Civaklar mı? Burası Civaklar mı oluyor baba? Yok. Burası Bayraklı'nın Hatice ablanın köyü, ha, mahallesi. Ha. Şefli olarak geçme, yani Bayraklıoğlu mahallesi herhalde burası. Hadi bakalım. Biz gidelim böyle. Burada bayağı kalabalık, köyün merkezi ya. Davede falan da var, bizim köy gibi değil. Bizim köyün artık bir şey kaldı. Aynen öyle. Hadi bakalım şurası da işte. Halan gelin gibi şu. Dur bakalım biz, ay babam bize buraları tanıtsın, biz duralım şurada. Evet, şimdi de Büke Civakoğlu mahallesine doğru geldik. Böyle geziyoruz biz ailecek. Babam bizi gezmeye götürdü buralara. Ben buraları bilmiyorum. Aşağı doğru gelirken kimler nerede oturuyor, kimler nerede diye sordum. Bize tarif etti ama kameraya açık gelen soramadığım için kamerayı kapattıydım. O yüzden işte böyle civaklara doğru geldik. Cami evi. Bu cami evi mi? He, Civakoğlu'nun cami eviymiş. Yemekhanesi de var burada bak. He. Neyse bakalım. Gidelim biz Civakoğlu'ndan doğru. Bizi yol şaşırdı sanacaklar. Şimdi ne arayalım bunlar buralar diyecekler. Şurada muar var. Havuz mu? He. Yo, neyle çekilen muar? Buyu varmış. He. Önceden. Ben buralara hiç gelmediydim inan ki. Doğru düzgün ben buraları bilmiyorum bile. Allah Allah. Dut ağaçları falan var. Baksana bunlar da. Erik ağaçları var. İncir ağacı var. He, evet şimdi gördüm. Neyse. Ay işte. Yukarı doğru hep gidiyordum ama ben hiç bu tarafa doğru girmedim. Bir iki kere geldim sadece ama buradan mı geçtim onu bile hatırlamıyorum. Bayağı bir geçti. 5-6 sene oldu. Buraları bilmiyordum. Nazlı ablanın cenazesine geldim bir tek de. Ha, Nazlı ablanın mı? Ha, ona göre gelmedim. O zaman ben de ona geldiydim. O daha yaşıyordu, hayattaydı. Eniştem oraya getirdiydi bayrama bizi. El öpmeye diye geldiydik. Eniştemden beraber. Herhalde Nazlı Hanım'ın eşi yaşıyor mu şimdi? Yok be, o da mı vefat etti? Yani çocuklukta gidilen yerler hiç unutulmuyor. Gerçekten var ya. Şimdi mesela geçen sene gittiğim yerleri unuttum. Ama çocuklukta gidilen yerler asla unutulmayan. Neyse ben telefonumu babama verem. Oralarda yavaş yavaş giderken ben tutuyordum ama. Şimdi babama verem ben. Böyle Bük'ten herkese selamlar. Bük köyünden olan sevdiklerimize, tanıdıklarımıza, dostlarımıza, izleyicilerimize, abonelerimize buralardan selamlar olsun. İşte anne. Annem de selam söylüyor. Annem de selam söylüyor. Annem selam söylemeden olur mu hiç? Selam söylüyor annem. Hepinizde. Ya herkese selam söylüyorlar işte böyle bizimkiler. Hadi bakalım biz şimdi nereye gidiyoruz acaba? Artık yavaş yavaş bilenler buraları anlamışlardır. Biz şimdi, neyse gene söylemeyeyim. Gidince görersiniz. Hadi bakalım biz gidelim böyle. Çorak'a doğru gidiyoruz. Garbaş'tan doğru dolaşmadık. Garbaş'tan doğru dolaşırsak bayağı uzun oluyor. Hem yollarımız bozuk. Yollarımız bozuk diye buralara geldik.
ta bilmediğimiz yerlere girdik. Yok gazcılardı, yok bir yerlerdi derken aşama ettik. İnan ki bu yolda göçtüydü baba, değil mi geçen sene? Evet. Ha? Burası göçtüydü. Ama bak doldurmuşlar onları. Evet. Niye göç çekiyor bu yollar, ben anlamadım. Zamanla. Bunun da hatırladığı su var hem orada. Su çekiyor herhalde aşağı. Aha. Şöyle şunlarda dururuz da anne. Hacılar Tepesi'nden doğru da farklı video çekeriz. Şey, bu işin batısını çek. Evet, enişte köyüne geldik. Bak çorak yazıyor. Şurada duran enişteme çekem. Ver ver baba, ben çekerim. Sen tutamazsın oradan doğru. Heh. Çek, bak enişte Çorak Köyü yazıyor. İnan ki köyüne geldik. Hadi bakalım böyle gezelim. Senin köyünde birazcık Oğuz gezdirelim. Şurası Avursan'mış. Oğuzhan. Oğuzhan köyüne doğru da manzarası var. Bu Çorak'ın, Hacılar Mahallesi'nin. Böyle işte akşam güneşinin batışını da hem çekiyoruz. Anne sen tutsaydın ya oradan doğru. Şöyle manzarayı çekerdin. Neyse ben gene babama verem. Arabayı baba sen sürseydin. Ben çekerdim. İyi tamam. Sana en iyisi biz bir ehliyet bari alalım. Acaba alabilir misin ki? Alırsın, niye alamayacağım? Onun kriterlerini hiç bilmiyorum ben. 60 yaşından sonra ehliyet alınır. Millet 70 yaşında sürüyor ya. Yaşlıları sürdürmeyecekler. Burası da berberler değil mi? Evet. Baba hiç tanıtmıyorsun. Evet diyorsun sadece sorduklarıma. Tanıtsan. Berberler Mahallesi. Çekimi ben yapacağım dedin. Kamerayı aldın benim elimden. Hiç konuşmuyorsun. Bu insanlar böyle boş yolu görüp de ne edecekler? Tanıt buraları. Neresi neresiymiş? Karşı neresi be? Sen bu video çekimini alış, ben işteyken falan böyle annem değişik yemekler yapıyor. Onu çek, annemi izlesinler. Şurada, Hacılar Mezarlığı'nın tepesine doğru duralım orada, çekelim manzarayı. Hadi bakalım, bismillah. Bugün çok gezdik inanki. Mahalleleri tanı taşıyor. Hadi tanıtalım anne, gel. O mahallelerin hepsinin ismini bilmiyorum ki ben. Gel şurada tanıtalım biz, duralım burada. Mezarlığa geldik. Hadi bismillah. Hacılar Köyü'nün mezarlığına. Oturacak yer yapmışlar. Eniştemgil'in mahallesi. Bunlarda böyle. Abamgil Almanya'dan gelince buralara oturup da manzaradan doğru seyrediyorlar. Kafa dinleme yeri tam. Mezardakilere de selamun aleyküm, aleyküm selam. Yani insanlar geldi, geçti bu köylerden, bu yurtlardan da işte. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Ne anne? Avursan ne büyük bu şöyle. Büyük mü? Buradan böyle böyle Avursan'mış. Tabii canım, şurası Avursan böyle. Şurayı aşağılara doğru. Yani mahallelerin ismini hepsini... Bak şurası şey, neresi olarak geçiyor burası? Mahallelerin ismini şey olarak ben bilmiyorum. Yani. Bir kere gnomun düğün mü ne olduydu? Buraya ona geldiydik. Nereye geldi? Şurası... Tatlı mı? Tatladın mı buraya ait baba? Yok, Tatlı Galeon'a ait. Ha. Şurada kocaman ev var. Okul mu ki o? Şurada bak. Yok. Kırmızı gelen. Yok yok, ev o. Ev mi? 5 katlı ev o. İnan ki 5 katlı. Onca kata... Kat yapmışlar baksana evlere. İşte buralara doğru insanın çekerken içi cız ediyor bir sebepten dolayı. Okul şurada, caminin bu tarafında, orada daha az. Şu aşağıda. İnan ki burada bak daha yeni yeni bırakmışlar sanki tarımı, çiftçiliği, tarlaları falan. Bunlar daha fazla tarım var. Yok. He? Burası daha fazla tarım yaptı. Baksana halen ta yeşil yeşil olan tarlalar var. Bizim oralar tamamen orman oldu. Gene buralar da öyle orman değil. Ama bir de çok yama da değil bizim mahalle gibi, değil mi baba? Nasıl galaba baksa yavrum. He? Galaba galaba, mahalle galaba. İnan ki galabalık. Ama olsun anne. Genç kalmadı. Gençler hep gitti Teybir ya. Yani kim olacak? Baksana onca mesela kat kat evler yapmışlar. Hiç de gerek yokmuş. Hepsinin perdesi kapalı. Köy yerine hiç gereği yok. Yani bir katlı bir evin olacak köyde. Böyle tatillerde şeylerde gelecek kadar. Şimdikten sonra artık kimse köylerde değil. Bizim evimiz yetiyor biz anne be. Çok büyük değil Allah'tan. Yetiyor. Ben üst kata çıkalık diyordum zamandan da. Yetiyor Allah'a şükür.
Aynen öyle. Yatacak, buna da şükür. Sokacak kadar var ya. He. Biz böyle bakalım. Hadi söyleyen bari artık söyledik işte. Aynur ablam gile geldik. Eniştem gile geldik. Onların annesini babasını ziyarete diye geldik. Hem onları da çekem. Eniştem hasret gidersin. Seyfettin abi hasret gidersin. Nizamettin abi hasret gidersin. Ana babasına diye onları da çekelim. Böyle işte hem anı hatıra olarak kalıyor. Buraya geldiğimizi böyle kayıt altına almasaydım seneye ne zaman gittiydik oraya diye düşündü insan. Şimdi bakarız YouTube'a ne zaman video atmışız diye. İzleriz oradan kendimizi. İnsan işte. Hadi ezan okunmadan biz gidelim en iyisi. Gidiyoruz işte hacılara doğru. Böyle manzarası. Enişte sen bunları bırakıp neyle Almanyalara gittin? İşte sen de bana diyeceksin ki sen neyle Garabaşlı'yı bırakıp da çay dermenine Tokilere indin dersin şimdi izlerken. Kendin de geleceksin bunlara dersin ama işte hayat nerede ne göstereceği belli olmaya. Burası da Hacı İbrahimoğlu mahallesinin camisi. Bütün camileri, bütün köyleri gezdik sizin sayenizde biz de. Öyle bakalım. Çantamı almana gerek yok anne, boş ver. Babam baksan gidiyor. Şurada her şey lava inen ki. Oturacak yerler var, musluklar var. Elini yıkayacak yerler var. Şurada dübek var anne bak. Dübek. Aha dübek diye buna diyorlar değil mi baba? Heh, ben geçen yanlış söyledim. Medine ablam Gülmalay yaparken dübekleri almışlar dedim. Dübek buna deniyordu. Kusura bakma Medine abla. Ona ne deniyordu bilmiyorum ama. Aman şuna bak. Anne gel gel. Şunu bakalım sen bize tanıt. Anam kedi de geldi. Her yerde bizi bir kedi buluyor. Ne yandı vardı bunda? Bunda ne yapıyordu lan anne anlat bakalım. Bunda 5-6 kişi bulgur kaynatıyorduk. Bulguru koyuyordular içine. Dövüyordular böyle soklar vardı. Soklarından böyle birbiri vurardı. Birbiri vardı böyle sıra sıra ya. He. Bulgur dövülüyordu. Keşkek dövülüyordu. Değil mi zamanında neymiş arkaya be? Keşkek oluyordu arkadan. İnan ki. Tübeyi de çektik. Kedi de geliyor peşimizden. Akşam ezanında oldu. Tam şimdi okunuyor. Heh, kapımı kilitlememişim. Annem kapımı kilitlemediğin diye. İnan ki annem olmasa ben ne edeceğim bilmiyorum. Ben diyorum size arabanın radarı gibi, sinyali gibi. Hadi bakalım. Şunlara bak, şunlara bak. Bunları dorbeni azıcık çeken bari. Neleri varmış, neleri yokmuş. İnan ki çilekler çiçek açmış burada. Şunu, ah anne çilek dahi var. Bak bak gel ne olursun. Allah aşkına şu kış ayında. Hay maşallah maşallah şu çileklere bak. Kış ayında çilek olur mu? Anam yarabbim vallaha burada var. Bir de bak yemin ettim. İnanır mısın burada bu kış ayında çilek var. Aman. Şuna baksana bu bayağı olmuş. Allah'ım. İnanır mısın biz şehirden gelmiş gibi olduk şimdi. Bahçelere daldık. Bir tane ben kopardım. Bundan Esnem bak. Bundan seraya dikelim mi lan? He? Bundan seraya dikelim lan. İsteyelim de bir kok alalım. İnanır mısın? Maşallah bundan değil iyi mi? Cinsler, i̇yi cinsler iyi. Herhalde. Şu tarafa doğru var mı bakalım? Dikelim. Eyvah şöyle. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Hoş bulduk. Çilekleri çekiyoruz. Şuna bak. Bu zamanda ne çileği? Şerefettin amca ikinci ay çilek mi olur? Hay maşallah. Şunlara bak inen ki. Çiçek açmışlar. Ta yeni yeni de açıyorlar. Maşallah. Hay maşallah maşallah. Demek ki oluyor değil mi anne? He. Harbiden de 7 kere veriyor herhalde. Hepsinde de var. Maşallah şuna bak. Nasıl yatıyorlar şurada. Bu iyi cins tanımla. Hepsi de iyi cins. Çok da lazım. Yoksa çekeceğimi de çekeceğim. Ya şöyle bir çekeceğim. Böyle sizi de çekelim camide. Akşam namazını kıldık. Böyle Hacı İbrahimoğlu mahallesindeyiz. Hacı İbrahimoğlu mahallesinin camisi. Şerefettin amcam tanıtıyor. Camı hocamız, imamımız da. Çaycı mı oluyor? Sağ olsun. Çaycı mı oluyor hocam? Öyle mi? He, yeni göreviniz hayırlı olsun hocam. Teşekkür ederim. Siz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Beğendiniz mi bu mahalleyi? Nasıl?
Mahallemiz güzel. Yani güzel mahalle değil mi? Manzarası da iyi. Manzarası da iyi, havası da iyi, çam havası da var. Aynen o öyle, doğru, yer. Doğru. Çok boş bir yer gerçekten. Evet evet, güzel, güzel, güzel yer, güzel özünü, memleket. Özünü kaybetmemiş, hala da gelenek ve göreneklerine bağlı bir mahalle, evet, bağlı bir köy. Gerçekten öyle, doğru. Eski yanım satan bir mahalle değil mi? Aynen. Merkezlere de yakın, öyle yol sıkıntısı da olmuyor. Çaydemir'in 4 kilometre, Çaydemir'e yani. 15 kilometre, Zonguldak'a 30 kilometre, fazla bir uzaklığı yok. Aynen öyle, yakın yani her yere. Böyle bir köy bulamazsınız yani isteseniz de, doğru. Aynen öyle. Hatta şu yan tarafta camimizin ilerisinde bir tane eski yapılardan eski bir evimiz var. Görmenizi tavsiye ederim yani. İleride yani, şurada değil mi? Evet doğru. Bir çekim yaparız orada hocam inşallah. Yani. Tamam bakalım. Eski hatırlar, eski anılarımızı şöyle bir hatırlayalım yani. Evet doğru. Onları anımsatalım insanlara. Benim orada da var. Evet. Bir tane benim şu lojmanın altında da var bir tane. Bakalım. Zaman bulabilirsek geçeriz hocam. İnşallah. Allah razı olsun hocam. Çok ağzınıza sağlık. Sağ olun. Allah razı olsun. Bekleriz inşallah. İnşallah hocam. Sağ olun siz de. Herkese selamlar, saygılar. Aleykümselam. Camiden de çıktık. Şimdi Şerefettin amcanın evinin etrafını dolaşmaya biz devam edelim. Şuraları bir şeyler sarmış. İnan bunları var ya, yapıyorlar ya. Gerçekten adam yapmış. Baksana. Ne bunlar? Bak bak bak, limonla mandalinle. Hay maşallah maşallah. Her şeyleri aynen ki. Şu bayağı büyümüş. Şuna ufak ama. Yanmasın. Allah'ım hıçkırık tuttu. Özür dilerim. Şimdi bunları yanmasın diye poşet bağlamış. Tabii ki biraz etrafına geniş bir şeylerle sarsaydı bu bak gene iyi. İçinde bol değmiyor herhalde nişamba. Şunlar biraz değiyor. Yakabilir ama öyle çok sıcak yok yakacak derecesinde. Bunlar biraz böyle dursun. Zaten şimdi bir ay sonra açar. Bir aya bile kalmaz. Böyle havalar giderse zaten. Bacanın içinde ne var? Allah'ım bak buralarda inen ki yazdı, eniştemle beraber misir kavuruyorduk. Misir düşürüp misir yiyorduk. İşte bugün de geldik. Evin içinde kimseler var mı bakalım? Kimsecikler yok. Hadi bakalım ben girem evin içine. Muharrem orayı doğruydu. Oğlan kazan falan böyle şey konurdu oraya, yemek konurdu. Kim pişiriyordu onları mesela? Komşular. Komşular böyle komple bir olup. Yani köyden de öncüler vardı. Eski kazan, yağmur duvardı. He. Kazanlar var. Olmazan keşif keşfetmiş abi. He. Ya keşke Aşure gününde mi yapılıyordu? He, Aşure gününde. Aşure günü değil. He. Yağmur duası. Yağmur duasına. He, yağmur duasına çıkıyordu. Yağmur dualarına çıkıldı. Bir bizim orada Türbeyen'de yapılırdı. Bir de Çatalmeşe'de. Şu anda Bayraktepe diyoruz ya, he. Orada meşelerin dibinde yapılırdı. Yağmur doğasında. Böyle yağmur yağmıyor muydu önceden? Yağmıyor değil mi? Allah şimdi, Allah. Şimdi de yağmaya öyle yağmıyor. Şimdi gar yağmaya. Yağmur yani gene öyle böyle yağıyor da. Şimdi nerede yapıyoruz? Camilerde falan yapıp veriyoruz. Geçiyor. Şimdi, ya camiler. Şimdi hoca öyle olurdu. 10 tane, 12 tane, 15 tane çocuğu. Hoca He. Çocuklar kadar amin, amin, amin diye. Kaç tane? Yürürlerdi değil mi öyle? Tabii. Eller şöyle tabii. Ya şey, hala böyle tabii. Ha, yağmur yağsın diye. Yani, dua ede de yani bizim köyden çıkılıyordu. Hoca yanımızda. Daha çakalla şeylerdir amin amin diye giderdik. Yine öyle dua ediyordunuz. Kaşıkları belimize sokardık. Yemek yiyeceğiz değil mi? Tabii ki. He. Kaşıklar yani kaşıkları da oradan verecekler şey yapmazdı. O zaman tabii genellikle demir kaşık yoktu. Ağaç kaşık vardı genellikle. Tabii canım. Yeni yetişen şeyimizde demir kaşık her yerde bulunmuyordu. Onun için her kimse orada fazla kaşık olmaya diye kaşık yetmeye. He, götürüyordu yanında. Bazıları götürürlerdi öyle yanında kaşıklarında. Tabii köylünün de haberi oluyordu, ona göre yemek pişiriyorlardı değil mi? Köylü zaten evvelden mesela Palangül, Karabaşlı köyünde yağmur doğası var. Herkes davadığı derlerdi. He. Şimdi 15 gün önce çorağa geldim ben. Hacı sen burada organize et. 15 gün sonra cuma günü veya perşembe günü. Karabaşlı köyünde Türbeyen'de yağmur duasına buyurun. Ha, birbirinizi haberdar ediyordunuz. Şimdi bu buradan öyle şey yapardı. Hoca bir hoca bululardı. He. Buradan
hocanın peşine kaç kimse giderse oraya şeye yağmur duasına amin amin diye diye giderlerdi oraya kadar. Orada da Kur'an falan okurlardı. Hoca kendisi içinden dua ediyor değil mi? Dışından mı mesela? Yok. Ha, okuyor okuyor gidiyor. Sesli sesli değil mi? He he he. Amin amin diyerekten peşinden gidilir yani öyle. Ha, aynı tabut taşırken mesela nasıl şey yapıyor? Ha, aynı o gibi değil mi? Evet. Allah'ım zamanında işte. Ama güzel şeylermiş ama tabii. Şimdi buradan mesela 10 çocuk bir hoca karşısında durup da Karabacı türbeye gitmez. Şimdi gitmez. Yok 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 kimse gitmez doğru. Önceki yani gibi. Şimdi mesela şuradan kalkıp da hani bir yere gidelim desen yere mi gideceğiz? Hadi bakalım. Hemide abla ne diye bakalım. Sen o neye uğraşıyorsun? Hemide yenge kolay gelsin. Allah aşkına. Uğraşma. Baksan nele yapmış inan ki. Daha şimdi deminden haber verdik. Bir şeyler yapmasın hazırlamasın diye. Gene de bak seni tavuk. Seni gidecek diye onun için ha? Tavukları bir yapıyorsun. Eyvah. Sağ ol sağ ol. İnan ki Allah razı olsun. Bak. Gözünü yaptım senin için. Eyvah. Baksana sağ ol Allah razı olsun. Beni gidecek diye demek yani yiyorsun diye. Bak inan ki enişte senin hakkını ben yiyorum. Bullarda şurlarda bir şeyler var. Bak buraya bir şey yapmışlar. İnan ki ana. Bunlar gerçekten ekmek. Köy ekmeği gerçek köy ekmeği anne. Allah onda. Aşkına neler yapmış. Baksana davulda bak bak şuna bak. Hani bakalım. Göster bakalım. Ana! Ne biçim inan ki kocaman. Sünger sünger. Harbiden öyle sünger gibi köy ekmeği. Devrek köy ekmeği. Orijinal hem de değil mi anne? Bu işte 50 milyon yapar bu. 50 milyondan fazla yapar. Beye ağır bu hamuru çok. 50 milyondan fazla. Ya inan ki altı da pişmiş. Fırında büşümüş. Çok güzel inan ki. Bir de var ya içi til tildir bunların. Şuna bak şöyle ya. Hamide ekmeği devrek hamide ekmeği. İnan ki hamide yenge. Yapmışsın baksana kocaman küfek edava. Gerçekten eline koluna sağlık. Şunlara bak. Çatma el atacaksın ya. Yapar yapar fazla bile inan ki. Normal hazır ekmekleri 60 TL ediyorlar. Az değil inan ki hamide yenge. Elinden gelmeyen yok. Maşallah her şeyi yapıyorum. Kabuska dolması da yapmış. Tavuk budu. Tavuk budu yapmış. Baksana diye ki sen gideceksin diye yapıyorum diye. Şerefettin amca. İyisin seni gitmeden diyor. Yapıyorsun yapıyorsun maşallah baksana. Kabuska bile sarmış kabuska. He he. Pastası da var şeyi de var. Baksana ekmeklerin içine bak til til. Baba görüyorsun değil mi? İyi yap. Sen de alır. Yapıyoruz işte ya annemden biz de. Hadi bakalım. Emre çek bize. Fotoğrafınızı çeken pro. Heh kapak resmi yaparım. Heh tamam. Siz de çeken. Heh tamam oldu. Hadi pastayı ben kesem mi anne? Kes geç oldu ki zaten. Abla sen şunu tutur da ben pastayı kesem. Kes. Heh. Kesebilecek mi bilmiyorum ama şundan keselim. Kesersin sen aşçısın ne anlasın. Şu muzun şurasını şöyle yapalım. Kalın olacak ama şu muzlar diye şey yapıyorum. Hafif döber. Heh. Şerefettin amca önce sana verdim. Hane sahibi. Olsun hane sahibiysin önce. Tabii canım. Heh. Eyvah baba oraya düştü onu alın. Alırız alırız. Onu alırız şimdi. Galın galın yiyelim bunları akşam akşam kilo alalım işte. Yiyoruz yiyoruz böyle oluyor sonradan da. Ama yaz günü dükürürüz da kilolara. He, bahçelerde şeylerde uğraşırken değil mi? Aynen öyle. Sen şimdi düğünde de harcarsın biraz kilo. He düğünde harcarız kilo ya. Tamam mı? Tamam abi. Düğünde bile atarsın sen ona kiloyu. Doğru koşuşturmadan stresten derken öyle öyle. Efendim koş, benim koş derken ha? Aynen öyle. Ha, Emre de zayıf tamam. Olmuş derler. He öyle olur, %100 kesin. Biraz da aç kalırsın sen. Tabii canım açta kalır olsun. Açta kalırsın sen. Aç kalmam diye şey etme, açta kalırsın. Tabii. Heyecandan şeyden. Üzüntüden.
Sevinçte hem. Sevinçli, sevinç her şey içinde tabii. Şimdi buraya gidildi mi? Şöyle oldu mu, böyle oldu mu? Tabii tabii. Yani insan bir şey yapıyor. Ha. Aynen öyle. Oraya koştu, buraya koştu, oraya haber ver falan derken. Acaba bir sürü şey alışın ne kadar almaya, alışın ne kadar bırak sana doğru geliyor. Ama alış oraya. Bakalım inşallah. Bakalım Allah yardım eder bir şekilde. Kullanıyor mu kız? He kullanıyor. Kullanıyor kullanıyor. Araba kullanıyor işte falan. Öyle mi öyle? Bakalım. Tabii canım. Herkes öyle burada da var ya aynısı. Herkes araba kullanamıyor. Dişlerin yok dedi. Dişlerim var gayrı. Hadi anneme bakalım. Dişleri geldi. Dişleri yokken annem konuşamıyordu. Böyle hasta gibi görünüyordu. Dişlerinin olmadığı için öyleydi. Şimdi Allah şükür bak sağlığı yerinde. Çok dimdik şükür, ayakta karşınızda. Değil mi anne? İzleyenler ya. Merak ediyordu seni. Annen rahatsız gibi görünüyor diyordu. Dişleri yine rahatladım diyordular. Dişlerim tamirden geldi bugün. Ya annemin dişleri geldi. Hemide abla gözleme de yapmış. Allah aşkına baksana güzel güzel kabarmış. İnan ki elin til til yapmış. Hay maşallah elinden gelmeyen yok. Hemide yengenin. Gençlere taş çıkardı gençlere. Gerçekten de öyle. Maşallah. Şey fırın ekmeği var. Bazlaması bir var. Bir bazlaması benim. Tam taneler yap. Değil mi? Şerefettin amca çok şanslı Hemide yenge. Baksana. Rahatı değil o. Ben de çok şanslıyım. Tabii canım öyle baksana. Neler neler yapıyor. İnan ki. Bak. Ben de ölsem diyorum ha. Erlerim ben de. Ben diyorum ben seni söylüyorum. Kul korkuman diyor. Ya bak. Ay maşallah. Görüyor musun Hemide yenge? Ya gülümün üstüne gül koklamam de ya. Ben de olmazdı Emre. Bazen gülsü kandırır. Yok yok Şerbettin amca kanmaz. Artık yemeğimizi yedik. Çayımızı içtik. Biz kalkalım dedik. Saat geç olmadan yarın sabah işe gideceğim ben. Böyle hacılarda bir akşam geçirdik. Camiden içinde çektik size. Burlardan olanlar izlesinler işte köy hasretliği gidersinler. Köyde ses seda yok, kimsecikler yok, soğukta kim olsun. Gerçi öyle soğuk da yok ama millet sokaklarda mı dursun? Oturacak yerlerine bakın şuralarda. İnan ki köy ne güzel. Ona börtü ya güneş alan yerde. Hayvan yiyemez hiç olmazsa. Hayvan yiyemez de güneşte börtü. Börtmez baba be öyle güneşte çok şey güneş yok yani sıcak belki yok. Güneş var ama. Nişambanın altını yakıyor. Biraz sıcak olsa yakabilir. Biraz sıcak olsa yana değiyor ya şey nişamba. He yakabilir belki. Neyse Şerhat amca hadi hakkınızı helal edin. Sağ olun bakam hadi hayırlı akşamlar. Siz gelin hadi Hemide yenge hadi bakam. Bir şey diyor mu izleyenlere? Seni izleyenlere çok selam söyle. Selam. Değil mi? Aynen öyle. Hadi bakalım Şerefettin amca. Hadi görüşürüz. Hadi Allah'a emanet olun. He? Buna ben bir şey dedim. Ne dedi? Demedim sana. Neyi baba? Ama sen de o şerbe. Davet mi dedi bir şey? He tamam tamam gelin her zaman bekler tamam davet ederiz. Tamam oldu hadi hayırlı akşamlar bakalım. Demi ıslamak lazım de. İnşallah tamam hadi görüşürüz bakalım haberleşiriz. Olsun. Olsun. Aynen öyle doğru. Hadi bakalım biz gidiyoruz. Gidiyoruz artık. Hadi hayırlı akşamlar. Hadi bakalım biz gidelim. Hemide yenge ile Şerefettin amcayı baş başa bıraktık. Ya işte ömür dediğin böyle. Hadi hayırlı akşamlar. Bay bay ettiler işte. Hadi biz de gidelim artık. Bu akşamımızı da böyle bitirdik arkadaşlar. Cümleden hepinize hayırlı akşamlar. Bizi buralarda çok güzel ağırladılar. Sağ olsunlar. Allah razı olsun. Her seferinde böyle. Hemide yenge de öyle. Şerefettin amca da öyle. Camiden çıkıyorsun cemaat de öyle.
Yani kendi memleketimizin, kendi yöremizin insanları farklı. Tabii herkesin her yöresine göre kişilikleri ayrıdır. Tabii her yerinde ayrı bir misafirperverliği vardır ama biz tabii kendi memleketin olunca insan bir daha bir başka oluyor. Yani iyi oluyor. Öyle işte konuşamadım da toparlayamadım. Buralarda böyle gece karanlıkta kimseler yok. İncin top oynaya buralarda inan ki. Allah'ım ya Rabbim. Hadi bakalım hepinize hayırlı akşamlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bizi izlemeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı da unutmayın arkadaşlar. Eyvah bir kimseyi gördüm sanki. Gece gece korktum inan ki. Neyse. Hadi. Yok korkmadım be, şaka yapıyorum. Anne sen de niye korkuyorsun diye annem de. Niye korkacaksın? Yol burası. Herkes olabiliyor. Ya şansa karanlıkta bir yere gel buradan gelemem. Niye gelemiyorsun? Köyde ne olacakmış? En güvenli yerler köylü olsun. Çıkarka tek çıkarka korkarım. Domuzdan köpekten korkmayacaksın. Şehir hayatı daha bir başka. Yani köy hayatı daha iyi. İyi de bir de yani başka hayvanlar çıkar köpek gibi. Hayvanlardan korkmayacaksın sen. Doğru, 4 ayaktan korkmayacak, 2 ayaktan korkmayacak. Aynen öyle. İyi bakalım, çok konuştuk biz gene. Hadi bakalım. Hepinize hayırlı akşamlar tekrardan. Allah'a emanet olun.